Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamulaştırılan bir araziden sökülüp Antalya'da vakıf zeytinliği olarak da bilinen Zeytin Park'a 5 yıl önce dikilen ve yaklaşık 1200 yaşında olduğu tahmin edilen zeytin ağacının ilk hasadı gerçekleştirildi. Bu yıl üçüncü kez toplanan zeytin ağacında ürün miktarının geçen yıla oranla arttığı gözlendi. Yılda 2600 ton tozu ve 610 milyon metreküp havayı emerek temizlediği belirtilen Zeytin Park'ın etrafı 5600 metrelik duvar ve tel örgüyle koruma altına alındı. Zeytin Park'taki zeytin ağaçlarının büyük bölümüne gençleştirme yapıldı. Yaklaşık 5 metre boyunda bulunan zeytin ağacının ürünleri alanda çalışan işçiler tarafından merdiven yardımıyla toplandı. Önceki yıl ilk meyvelerini veren ağacın bu yılki ürün miktarının arttığı gözlemlendi. Antalya'da kent merkezindeki en büyük yeşil alan 2630 dönüm. Burada yaklaşık 26 bin tane ağacımız var. Bunun 20 bin tanesi de 12 çeşitten oluşan zeytinden oluşuyor. Bugün de ilk kez zeytin hasatımıza başlıyoruz. Umuyorum ki hem bize hem tüm zeytin üreticilerine bereketli bir sezon olur. Bu rekoltenin biraz daha yüksek olmasını bekliyoruz. Herkese bereketli bir hasat dönemi dilerim. Bahçenin yapısı gereğiyle yaklaşık 2-2,5 ay sürecek bir hasat dönemimiz var. Bu yıl var yılı diye söyleniyor. 100 tonun üzerinde zeytin toplamayı hedefliyoruz. Bu yıl genel olarak Türkiye çapında zeytin hasadımızda var yılı diyebileceğimiz iyi bir sezon yaşayacağız. Bu yıl hemen hemen bütün bölgelerimizde hasatların iyi olacağını öngörüyor uzmanlar. Bu hatırlayacağınız gibi İzmir-İstanbul otobanının açılmasında istimlak edilen bölgelerden getirdik. O dönemde oradaki birçok ağacımız ya kömür oldu ya odun oldu. Biz de elimizden ancak o kadar geldiği için bir 1200 yaşında bir de 800 yaşında iki ağacımızı buraya getirdik. Bunun uyum sağlaması için de ziraat mühendislerimiz, teknik ekiplerimiz çaba sarf etti. Özel bir bakımla 2016 yılında getirmiştik. Son 3 yıldır da meyve almaya başladık. Bunların bir anlamda anıt değeri olacak ağaçlar olması nedeniyle de hem zeytincilik adına hem de turizm merkezi Antalya adına önemsediğimiz, özenle koruduğumuz bir ağaç. Bugün hasatını da yapacağız inşallah. Bu ağacımızın şu anda 30-35 kilo toplayacağımızı hedefliyoruz. Onun miktarından çok sembolik değeri bizim için çok daha yüksek. Biz özellikle şimdi yaklaşık 30-35 kilo zeytini kuracağız. Şirketimizin ortaklarına birer kilogramlık paketler halinde vermeyi hedefliyoruz. Topladığımız zeytinin elekten geçiriyoruz. İrilerini sofralık, kalanlarını da yağlık yapıyoruz. Burada bizim 12 çeşit zeytin çeşidimiz var. Biz özellikle Antalya'ya özgü tavşan yüreği zeytininden biraz daha fazla üzerine gitmeye çalışıyoruz. Bunun yaygınlaşmasını istiyoruz. Hem sofralık etli bakımından önemli hem de bu zeytinin yağı polifenol açısından çok yüksek değere sahip. Zamanında çalışmalarımızda Cordoba Üniversitesi'ne gönderdik. İçerisinde kanser önleyici minerallerin olduğunu söylediler. Hala onunla ilgili çalışmamız devam ediyor. Tavşan yüreği zeytinyağına da özel bir önem veriyoruz.